Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Omo 012'nin biraz tanıtım amaçlı bilgilerini vereceğiz. Bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. Yorumlarda soruyorlar. Hani kaç kilometre gittim diyorlar. Ben bununla 40 kilometre gördüm arkadaşlar. Yani şu ekranda gösterelim. Şu ekrandaki voltaj için ben bahsettim. Bu ayarlarından oynamadım. Bu P ayarları zaten şöyle açılıyor. Şöyle göstereyim size. 41.5 voltaj ayarlı. Yani bu ayarla oynamayın. Kesinlikle oynamayın bu ayarla. Benim bu ayarlarım sadece hız ayarlar var. Harici bir ayar yok. Hızı yükselttik. Arkadaşlar işte yanlış anlaşılmış. 30'u mu düşürdünüz falan filan. 30 düştü mü bu? Normal bu ekrandaki 30 şu. Gösterelim şuraya. Tabii. Şöyle. Bakın şu tripten işte gittiğin toplam kilometrenin oradaki voltajı ben bahsediyorum. Bu 30'a geldiği zaman bu cihaz gitmiyor arkadaşlar. Kesiyor. Şarj kesiyor yani. Bitiyor. Harici biz bu cihazda ben kopma sonucu yaşadım şuradan. Burası çok zayıf oluyor Omo 12'nin. Bilmiyorum şimdiki yeni çıkanlarda düzelttiler mi? Ben buraya harici yaptırdım komple. Semsert bura. Herhangi bir şekilde kopmuyor. Tesisat yenilendi. Arka lastiğim hala orijinal, hiçbir patlamadı. Yaklaşık 8 aydır bende. 2000 küsürlerde cihaz şu an kilometresi. Ön amasörlere yumuşatma yaptık zaten videosu kanalda. Mil aldık ama orijinal ya, yine yaylanacak. Onu zaten videosunu izlersiniz. Başka neyimiz var? Çantayı bu arada fermuar yapılıyor. Çanta, evet, fermuarda bir sorun yaşadık. Harici başka bir sorunu yaşamadım ben bu cihazda. Her yere gidip geliyorum. Günlük işte de kullanıyorum. Bayrağımızı da düzeltelim de. Koltuk taktırdık ilk sırada. Cihazımın hala garantisi var. Bir sıkıntısı olan arkadaşlar varsa yani sorabilirsiniz. Yazabilirler. Yani bizde her türlü tamirat var. Yaparız. Yani lastik patlıyor diyorlar genellikle. Ben daha bir kere bu patladı. O da yani lastiğin kalitesinden dolayı çabuk çatlamalar oluşuyor. Şamyal koydurdum. Balatalarını kendim değiştiriyorum. Spor balata var üstünde. Ekstradan ben bu cihazda fazla bir sorun yaşamadım. Şurada içindeki mili değiştirince amortisörler biraz daha esneme yapıyor. Tabii esneme payı oluyor bunun zaten. Şu anda boş daha. Tabii biz 2 santim büyük aldık, o yüzden pul koyduk. Harici bunun burada şu aşağıda bir vidası var. Bu gidon oynama sorunu oluyor. Benim herhangi bir gidon oynaması yok. Şöyle göstereyim. Şöyle oynamaya sensör. Amortisörler duruyor. Bakın nasıl esniyor. Gösterelim. Gördüğünüz gibi. Bazı arkadaşlar video çekmiş, orada esneme yapmıyor diye. İşte biz yaptık. Elini değiştirdik. Daha da iyi olabilir yaydı da şu an bu ayar gene iyi. Ya arkadaş, bir de şu köpeklerin şu havlaması yok mu şurada? Bunlara bak ya. Zaten hız ayarını biliyorsunuz. Hız ayarı olmayan arkadaşlar, frene basıyorsunuz, gaza basıyorsunuz, 10 saniye bekliyorsunuz. Sonra ekranı açıyorsunuz, zaten hız ayarı açılıyor yani. Hız limiti kaldırılıyor çocuk kilidi. Yani Omo için diyeceklerim bunlar. Fazla 2 kişi binmeyin bu cihaza. X Plus'a hani alırsanız ona binebilirsiniz. O daha güçlü olduğu için sorun yaşatmıyor. Ha, 2 kişi götürüyor ama yazık oluyor. Araya aynen. Zorluyorsun. Yani zorlama olur. Zorlama yapmadan binebilirsiniz. Hızlı şarjı var bir de benim bunun. Yani hala voltajlarım dolduğu zaman 54 altıları görüyor. Bizim için daha iyi. Yani hızlı şarj, akım korumalı prizini alın kesinlikle. Orijinal şarj aletlerinde bakın kimse söylemiyor. Orijinal şarj aletleri illaki bozuluyor 9 ayda falan. Ben bu 50 kilometredeyken aldım. Çünkü şöyle bir olay oluyor, tam doldurmuyor. Ya da 8-10 saatlerde dolmaya başlıyor. Orijinal şarj aletini kesinlikle kullanmayın bu cihazı. Olursa kanalımıza yani yazsınlar. Sorabilirsiniz. Aklıma gelenler bunlar. Kanala beğenip abone olmayı unutmayın. Biz de ufaktan kendi aramızda bol bol bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdiden elinize kolunuza sağlık, like atarsanız.